Federal Almanya Parlamentosu 17. dönem Yeşiller Milletvekili Avukat Mehmet Kılıç'la beraberiz. Bir soru bir cevap programıyla konulara devam ediyoruz. Mehmet Bey teşekkürler katıldığınız için. Oktan Bey'cim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, size öncelikle bu herkesin merak ettiği, özellikle Türkiye'den izleyen değerli izleyicilerimizin merak ettiği Almanya'da göç konusunu sormak istiyorum. Daha doğrusu bu yeni göç yasasını. Bununla ilgili çalışmalar vardı. Federal parlamentoda kabul edildi. Eyalet meclislerinden geçti. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek, Almanya kapıları açacak dendi. Son durum nedir efendim? Öyle olmadı maalesef. Söylediğiniz gibi federal parlamentodan geçti. Eyaletler meclisinden de geçti. Masanın, yasanın sadece yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. 1 Ağustos'tu beklenti. Genel kanı oydu. Ama görünen o ki 1 Ocak 2020 veya hatta bazıları Mart'a da sarkabilir diyorlar. Sanıyorum hükümet çok ayrıntılı bir yasa olduğu için bunun yönetmeliklerini de hazırladıktan sonra yürürlüğe koymak istiyor. Ben de öyle bir kanı oluştu. Onun için biz sizinle yaptığımız programlarla aktüel konuyu tutacağız. Yani 1 Ağustos itibariyle girmiyor henüz. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girme olasılığı çok yüksek. Bizi izleyenlerin odaklanması gereken iki nokta var. Yasa genel olarak bir Almanca dil bilgisi istiyor. Şimdiden eğer öyle planları varsa gelmek için dil bilgisi öğrenmeye başlayabilirler. İkincisi Almanya'da tanınan bir meslek eğitimi arıyorlar. Bir meslek eğitimi. Onun için bazen de çok aranan noktalarda örneğin yaşlı bakıcısı olabilir bu tür konularda. Mutlaka daha aşağıya inmek zorunda kalacaktır kanun koyucu. Onun için o noktada da en azından deneyimleri olduklarını kanıtlamalarında yarar var. Bu konuda bir yaşlılar huzur evinde bir hizmet mi vermişler, bir kursa mı katılmışlar? Bunları belgelemelerinde yarar var. Efendim onu çok kısa açalım isterseniz. Çünkü belki izleyiciler ilk programı takip edememiş olabilirler, kaçırmış olabilirler. Orada çok daha geniş ele aldık. Onu da takip edebilirsiniz. Bu programın da yorum kısmına belirtelim. İzlemek isteyenler daha geniş bir şekilde izleyebilsinler. Ama kısaca anlatmak gerekirse bir diplomanızın olması gerekiyor bu hususta. Veya mesleki eğitim belgenizin. Yani siz çok iyi bir berber olabilirsiniz Türkiye'de. Ama bunu bir şekilde ustalık belgesiyle, kalfalık belgesiyle ispatlamanız gerekiyor ki bu yasa kapsamında gelip Almanya'da iş arayabilin. Bir de belirttiğiniz gibi en büyük sıkıntı Almanca şartı var ve kesin olarak belirlenmemiş. Yani ne düzeyde Almanca öğrenilmesi gerektiği net olarak ifade edilmemiş. Bu da mesleklere göre belirtilecek, değerlendirilecek diye bekliyoruz. Siz bir önceki programda şöyle bir şey söylemiştiniz. Hani bu Almanca şartı belki kaldırılabilir eyalet parlamentolarında veya yönetmeliklerde. Belki esnetilebilir gibi bir ifade kullanmıştınız. Bir gelişme var mı? Yani o öyle bir umuda kapılsın mı Türkiye'dekiler? Çünkü hakikaten B1 Almancası istiyorlar genelde. Çok zor. Yani Türkiye'de hele çok daha zor. Almanca öğretmenleri bile o seviyeye kolay gelemiyorlar. Bunun bir esnetmek gibi bir umut var mı? Ne diyorsunuz? Şu an ufukta öyle bir şey gözükmüyor. Ancak söylediğim gibi çok sıkıntılı oldukları iş alanları var. Özellikle yaşlı bakıcılığı konusunda. O noktada mecburen bazı esnekliğe gitmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Ama bu konuda somut bir şey yoktur. Onun için tahminlerle yola çıkmak doğru olmaz. Onun için bizi izleyenlerin mutlaka bir an önce eğer böyle bir hedefleri varsa Almanca öğrenmeye başlamalarında yarar var. Evet. Ve biz tabii şu anda bu yeni göç yasasını tartışıyoruz. 2018 yılında ilk olarak ortaya atılan, 2019'da netleşen, kabul edilen ve tamamen uygulanması büyük ihtimalle 2020'yi bulacak olan bir yasa. Ama bu çerçevede giderse zannederim hani Türkiye'deki insanların biz Almanya'ya bu yasayla gelir çalışırız hayali yani o kadar da eskisi kadar güçlü olmayacaktır. Bu çünkü dil şartı önemli. Bu yönde düşünenlere, gerçekten gelmek isteyenlere tavsiye ediyorsunuz. Hemen Almanca eğitimlerine evet. Devam etsinler. Bir de şu iki konu birbirine çok karıştırılıyor. Şu an hala yürürlükte olan, geçmişten beri bir yasa var. O da Blue Card uygulaması. Eğer bir kişi yüksekokul mezunuysa
6 ay boyunca iş aramak üzere de gelebilir Almanya'ya. Ve 6 ay içerisinde bir eğitimine uygun bir meslek, bir iş bulursa geçimini sağlayacak, kalabilir. O da geçimini sağlayacak, yanlış oldu. Şöyle, halen var olan yasa diyor ki 4.900 avro bruto veya çok aranan meslekler, örneğin doktorluk, mühendislik gibi teknik alanlarda 3.300 avro bruto kazanıyorsa kişi, o zaman Almanya'ya bugün de gelebilir zaten. Böyle bir olanak var. Evet. Yeni gelen yasa ise onu biraz aşağı çekiyor ve diyor ki meslek eğitimi diploması olanlar da 6 ay boyunca iş aramaya gelebilir. Ve yeni yasanın aradığı sadece geçimini ve geçiminden sorumlu olduğu kişilerin iaşesini sağlayabilmek, onların hayatını idame ettirecek kadar paraya sahip olmak, yani maaş alabilmek, o koşulları getiriyor. Onun için mutlaka daha kolay olacaktır ama şu umuda kapılmasınlar, yani her isteyen, her iş bulan gelebilecektir diye düşünmesinler. Özellikle de meslek eğitimi diplomanın tanınması konusunda sıkıntılar doğacaktır. Biliyorsunuz Türkiye'de imam hatipler çoğaldı ama meslek eğitimi gibi veren şeylerin kalitesi yükseltilmedi. O nedenle imam ihtiyacı da gereğinden fazla olmadığı için Almanya'da, onun için bir sıkıntı var o noktada. Onun için meslek liselerine yönelim de önemli olacaktır gelecek. Peki efendim, hani hayatına devam ettirecek para dediniz, bu işle olabilir veya belki ailesinden daha evvel biriktirdiği parası olabilir kişinin. Onunla gelip buraya yerleşme imkanı var mı bu yeni yasa çerçevesinde? Şöyle, o 6 aylık sürede iş arayacağım ben bu diplomama uygun dediğinde zaten o 6 ay boyunca geçimini sağlayacağını göstermesi gerekiyor. Evet. Ve bu parayı bir bankaya depo etmesi gerekiyor. Muhtemelen bloke hesaplar, bloke şifre hesap konto gerekiyor. Dediğimiz evet, bloke sistemle. Hesap gerekiyor. O aşamada gerekli bu. Ama ondan sonra kalabilmesi için kendi gelirinin yani iş bulmasını. Efendim, o tabii bir de bu şifre konto bloke hesaplarla ilgili öğrencilerden istenen meblağ da arttı. Çünkü bu BAföG bağlantılıydı. BAföG'e zam gelince otomatik olarak o da arttı. Bu yeni yıldan itibaren öğrenciler için de sıkıntı. Aşağı yukarı şu anda net hatırlamıyorum ama 800 avronun üzerinde bir paraydı. Yani 6 ay iş arayacak bir kişinin öğrenci çerçevesinde düşündüğüm zaman yaklaşık 5000 avroluk bir parayı bankaya koyup bloke ettirip gelmesi gerekebilir. Tabii ayrıntılar daha belli değil. Evet. Bu belki yetişkinler için daha fazla tutulabilir. Bu minimum çünkü öğrenciler için, yetişkinler için, iş arayanlar için belki daha fazla olabilir. Çünkü yani bugün 800 avro, 1000 avro çok zor Almanya'da bu parayla geçirmek. Evet, evet, muhtemelen daha fazla olacaktır. Biz yine buradan sizin aracılığınızla aktarırız. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben Sayın teşekkür Mehmet ederim efendim.